Merhaba Aylin Hanım, merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun tekrardan yeni şarkınız. Tebrik ederiz. Dünyaca ünlü bir şirket. Dünyaca ünlü söz yazarları var. Bir aşağı inelim mi? Evet, kapıları kapatmayalım. Şuraya geçelim hatta birazcık. Aynen. Neler söyleyeceksiniz yeni şarkınızla ilgili? Vallahi neler söyleyeceğim? Yani çok heyecanla takip ediyorum her şeyi. Yani işte İngiltere'den tutun da Hindistan'a kadar, evet. Hindistan'dan Latinlere kadar siz de görüyorsunuzdur, evet, takip ediyorsanız. Çok güzel yorumlar alıyorum. Ya bu bizim için bir gurur. Aynı zamanda ülkemden de çok büyük bir destek aldım. Gerçekten bu yüzden çok sevindim ve çok mutlu oldum. Size gelen tepkiler nasıl peki şarkıyla ilgili? Vallahi dediğim gibi dünyanın her yerinden tepkiler alıyorum. Zaten dünyanın her yerinden radyolar çalıyor ve hani o New Music Friday listeleri var ya, Fransa olsun, işte her yer, Orta Doğu'da, Batı'daki ülkelerde, Amerika'da hepsi aynı anda ekledi o listelere beni. Ve o listelerden sonra çok çok daha böyle işte girilmesi zor listelere girmeyi başardım. Aslında bu sosyal medya dünyası çıktı çıkalı bir ilk, yani bir Türk olarak yaptığım bir ilk. Dua Lipa gibi çok meşhur bir isimle çalıştım. Onun sözleri var şarkıda. Evet. Bir araya geldiniz mi? O süreci nasıl, anlatır mısınız? Yani pandemi süreci olduğu için tabii ki öyle çok fazla bu süreçte buluşmalar yapamıyorsunuz. Yani sadece internet üzerinden işte mailleşmek, konuşmak gibi bir şey oldu. Çünkü biliyorsunuz 1,5 yıldır pandemi var. Evet. Ama yani şey, hani bir uzun soluklu bir albüm yaptığım için bakalım, yani daha çok görüşürüz. Evet, yani bir şu pandemi geçse. İsyanın oldu. Bizlere galiba bir ben size bir kere küsmüştüm. Hepinize değil tabii ki de. Bazılarına. Gönlüm ama yanlış anlamışım sanırım. Yani hani aslında beni destekliyorlarmış ama o gün herhalde ben çok yorgundum. Çok geç saatte. Onlar da çok uykusuzdu herhalde. Öyle bir küsmüştüm ama hani böyle içimi açtığım zaman onların da aslında kalbini bana açtığını fark ettim. İyi ki içimi açmışım. İyi ki kalpten bir konuşma yapmışım. O yüzden de iyi ki böyle kalpten bir geri dönüş almışım. Bir açıklamanız daha var tabii ki. Yani dünya starlarına en çok yaklaşan kişi benim diye. Evet. O da bir yanlış anlaşıldı galiba. Çünkü sosyal medyada Hülya Avşar'ın Ricky Martin'in kafasını ellemesinden tutun da birçok yani, kişinin fotoğrafları, videoları çıktı. Ya ben çalışma anlamında dedim. Yani hani çalışma anlamında bu kadar hani ultra dünya starı olan insanlarla çalışan ilk Türk benim bildiğim kadarıyla sadece. Hani ilk dünya starı benim gibi bir şey demem ama bu denli bu kadar o insanlara yaklaşan ilk kişi benim. Bir de Konyalı ilk dünya starı siz. Evet. Onu da söyledim. Neden? Dediler ki bana, yurt dışında doğsan ne değişirdi? Dedim ki daha kötü olurdu. Çünkü beni diğer o Amerikalı, İngiltere ile dünya starlarından ayıran şey zaten daha egzotik ve daha etnik gözükmek. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir de özellikle bu egzotik görüntü Latinlerin ve böyle Amerikalıların falan da hoşuna gidiyor. Farklı bir şey. Farklı bir ruhuz. Ülke olarak öyleyiz. Bu çok güzel bir şey zaten. Peki bu yolda örnek alarak mı yürüyorsun? Çünkü daha önce bir gelen kozmetik markasının reklamını yaptığın açıklama çok konuşulmuştu. İşte Tarkan, Ayza Pekkan gibi isimler. O açıklamayı ben yapmadım ya. Sana yapıştırıldı mı yoksa? Vallahi ben yapmadım açıklamayı. O kadar çok yerde çıktı ki bu adam. Evet, nasıl çıktı bilmiyorum. Yani kendiliğinden çıktı o. Ben öyle bir şey söylemedim. Mesela İngilizce şarkı senden önce bir Tarkan denemişti. Onun dışında ben hatırlamıyorum. Evet, Tarkan yaptı. Hadise ilk çıkarttığında o vardı. Evet, bir sürü insan yaptı. Kimileri çok başarılı oldu. Yani herkesin bir hedefi var. Herkesin tanınmak istediği bir kitle var. Benim hedefim tüm dünya. Yani inşallah olur. Teşekkür ederim. Peki bu arada Kerimcan Durmaz da biliyorsunuz çıkardı. Hani kendine gibi olarak gördünüz de neler söyleyeceksiniz onunla ilgili. Şu anda şarkım hakkındaki şeyleri konuşuyorum. Ama daha sonrasında bol bol daha konuşuruz. İstemediğini söyledi. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.